Efendim Yenikapı'dan, Trabzon Kültür Günlerinden tekrardan selamlar, saygılar. Sabahta 9'dan beri tabii buradaki bu güzellikleri sizlere yansıtıyoruz ama bu güzellikleri bir araya getiren ve bunun başında olan yıllardan beri hep söylüyoruz. Yani ben devamlı bu mikrofonu aldığımız için böyle yağ çekmek değil, gerçekleri söylüyorum. İsmail Şatıroğlu başkanımız çok başarılı bir insan. Hem hemşerilerinin yanında hem de hizmet konusunda elinden geldiği kadar maddi manevi hizmetini vermeye devam ediyor. Şu anda da öyle bir gündeyiz. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Neler söylemek istersiniz? Yine harika bir gün, harika bir organizasyon yapmışsınız başkanım. Muratcığım öncelikle bu güzel düşüncelerin için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Allah bize imkan verdiği müddetçe insanımızın, milletimizin, memleketimizin yanında olmak için gayret sarf edeceğiz. Elimizden geldiği kadar Karadeniz insanına, Trabzon insanına ve ülke insanına ne yapabiliriz onun düşüncesi ve gayreti içerisindeyiz. Tabii bugün hayırlısıyla Bismillah dedik. Yarın açılışımızı yapacağız. STK'larla beraber İstanbul'da bu yıl Trabzon'un fethinin, kurtuluşunun yarın 2-5 Kasım tarihleri arasında yarın açılışta beraber Allah nasip ederse startımızı da vermiş oluyoruz. Evet. Dolayısıyla bütün İstanbullu hemşerilerimizi, bizim bir sloganımız var malumunuz bildiğiniz gibi, hep de söylüyorum komşunu al da gel diyorum. Evet. Komşunuzla beraber burada olun, Trabzon'un tarihini, kültürünü ve turizmini burada yaşayın diyorum. Trabzon'un tabii farklı bir özelliği de var. Malumunuz olduğu üzere Türkiye'de kardeş iki vilayet var. Maraş ve Trabzon, bunlar resmi tescillenmiş iki kardeş vilayet. Maraş Federasyonu da burada. Tabii bir tarafımızda halaylar var, bir tarafımızda horonlar var. Bu kardeşliği, bu güzelliği burada İstanbul halkıyla paylaşalım istedim. Ve bütün sizlerin aracılığıyla da herkesi buraya davet ediyorum. Kuymağımızı yesinler, tam hamsi mevsimi, hamsimizin tadına baksınlar. Tereyağımızı buradan, Trabzon'dan gelen Tonyat tereyağımız burada. Tereyağımızın tadını burada baksınlar ve alışverişlerini yapsınlar. Bu anlamda herkesi kopun kopun gelin diyorum. Başkanım, çıta her yıl daha da yükseğe çıkıyor. Bu yıl bakıyorum hem organizasyonda hem de sanatsal, kültürel anlamda bir daha yükselişe geçmişiz. Yani her yıl çıtayı biraz daha yukarıya doğru taşıyoruz. Bunu da başarmak çok zor. Yani maliyetler çok yüksek. Bunu bir araya getirmek kolay işler değil. Bunu nasıl başarıyorsunuz Sayın Başkanım? Kıymetli kardeşim, tabii ki dünya olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Evet. Biz tabii biraz sonra pankartlarımız da asılacak burada. Sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde de biz genelde kültürel ağırlıklı bir program yapmaya çalıştık. Yaklaşık Trabzon'dan 10'a yakın hocamız buraya Trabzon'la ilgili ve tarihi konuşmalarıyla beraber burada paneller yapacağız. Evet. Bunun haricinde burada yemek kültürümüzün tanıtılması, Trabzon giysileriyle ilgili defilelerimiz olacak. Daha çok kültürel ağırlıklı bir program yapacağız burada. Tabii ki 30'a yakın sanatçımız da var. 8 başkanım. Yani tabii ki onların yanındaki kardeşlerimizle beraber. Evet. Şu şikayetleri de alıyoruz. Bu sıkıntılı durumda bu dünyadaki, Filistin'deki, Gazze'deki bu sıkıntılı durumda bunu da burada belirtmemde fayda var diye düşünüyorum. Evet. Yani bu eğlencelerin yapılması, etmesi. Biz burada olağanüstü bir gösteri yapmıyoruz. Bunu buradan bütün halkımız seslenmek istiyorum. Bunu burada ifade etmek istiyoruz. Ama malumunuz 3 günlük yaz ilan edildi ve biz ülke olarak, millet olarak bu 3 günlük yaz boyunca bu sıkıntıyı hep beraber yaşadık. Ve dualarımızla şu an Filistin yanındayız. Yapacağımız katkılarla beraber ve burada stand açıyoruz. İHH'nın burada standı var ve Gazze'ye yardım adı altında burada çalışmalarımıza başladık. Ve bu anlamda da İsrail'i burada lanetliyoruz, telin ediyoruz. Biz burada hani diyoruz ki onu engelleyelim, bunu durduralım. Hayat bir şekilde devam ediyor. Bu insanlar
evine ekmek getiriyorlar. Zaten başkanım geçen televizyon programında onunla ilgili çok güzel açıklama yaptınız. Çay TV'de dinledim sizi, söyleşiniz çok güzeldi. Hep böyle duyarlı işlerde de ön plan çıkan bir başkansınız. Burada da bu organizasyonda ifade ettiğiniz gibi bir kültürümüzü yansıtma adına bu organizasyonları yapıyoruz. Muhakkak. Evet, onu da özellikle belirtmiş olalım. Yani burada tabii ki biz insanlar düğünlerini yapıyorlar. İnsanlar hafta sonları maçlarımız oynanıyor, doğru, ediyor. Yani hayat bir şekilde de devam ediyor. Ama acıyı da içimizde hissediyoruz. Bunu buradan bütün halkıma ifade etmek istiyorum. Burada olağanüstü böyle büyük böyle gırla giden göbek havalarıyla şuydu buydu o tarz bir şeyimiz yok. Ama mütevazi bir şekilde bu günlerimizde bu kültürümüzü de burada tanıtma ve anlatma adına bu organizasyonumuza başladık. Allah bizi mahcup etmesin, amin, diyorum. Amin başkanım. Sizlere sizin de teşekkür ederim. Sizin her yerde başarı var. Başkanım. Eksik olmayın. Hep gerçekten, beraber yapıyoruz gerçekten bunu. Gerçekten öyle. Hep başkanımın beraber bir sözü vardır. Sen de gençliğimi görüyorum demişti. O laf beni hep motive eder. Başkanım bir de şunu ifade edeyim. Yemekler de harika. İnşallah. Pideler var. Geçen yıl Azmi pideyi elimden kaptı size getirdi. Azmi burada yok inşallah. Yok. Burada herkesi de ifade ediyorum. Gerçekten bu sene mümkün olduğu kadar da kendi yöresel lezzetlerimizi tadabilme adına uygun bir şekilde de özellikle bunları da kontrol edin dedim. Anlaşmış olduğumuz firmalarla bizzat de bunu ifade ettim. Rica da ediyorum, evet, onlara. Gelen insanlarımız buradan memnuniyetle ayrılsın. İnşallah. Burada herhangi bir sıkıntı olmasın adı altında. Her yıl bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yaşamama adına da elimizden geldiği kadar bu esnafı da denetlemeye yapıyoruz. Evet, şimdi inşallah bunların tadını alsınlar. İnşallah başkanım istiyoruz. Şimdi bu rengi görünce bize başka oluyoruz. Bu bizde bir aşk, bir sevda. Trabzonspor gerçekten burada da Sant TSA Club'ın tırı burada. Trabzonspor'a şöyle dönelim başkanım. Trabzonspor'a destek verme adına sahte ürünü almayalım. TSA Club'dan orijinal ürünleri alalım. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Trabzonspor'la ilgili de bir görüşleriniz. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Trabzon'un marka değeri, Trabzonspor'umuz. Bizim olmazsa olmazımız. Biz her Trabzon insanı, bunun defaten ifade ediyorum. Dünyada Napoli'den sonra %97 ile şehrini takımını tutan dünyada ikinci takımız biz. Evet. Ya böyle de bir özelliğe sahibiz. Şöyle de bir başkanımızın böyle de bir özelliği var. Aynı zamanda Küçükköy Spor Kulübü başkanlığı yapmış. Yani futbolun içinden gelen, futbolu çok iyi bilen bir insan o açıdan. Sayın başkanım bu işlerin ne kadar zor olduğunu da gayet iyi bilirsiniz ki Trabzonspor gibi büyük bir değerin ürünlerini aslında her gün kapış kapış satılması. Yani muhakkak insanımızın da burada hemen gördüğünüz gibi tam meydanın ortasında da tırımızı getirdik. Buraya da koyduk onu. İstiyoruz ki bütün gelen hemşerilerimiz Trabzonspor'umuza, kulübümüze bir katkı versin. Bu anlamda da desteğini yapsın. Biz geçen hafta da malumunuz olduğu üzere kıymetli kulüp başkanımızı da federasyonumuzda ağırladık. Onunla güzel söyleşiler yaptık. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Bu anlamda da bizimle beraber oldu. İnşallah Trabzonspor'umuz istediğimiz seviyede, istediğimiz yerde, istediğimiz güzellikte o seyir zevkini tattırabilecek futbolla beraber insanımızı da mutlu eder düşüncesi İnşallah. İçerisindeyiz. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Muratcığım biz Trabzon sporluyuz. Tabii ki istiyoruz Trabzonspor her zaman şampiyon olsun. Her yıl kupayı alsın etsin. Ama biz şampiyon olalım diye Trabzonsporlu değiliz. Biz Trabzonspor'u Trabzon'u olduğu için başkaldırı olduğu için mazlumun ve Anadolu'nun beyi olduğu için Trabzonsporluyuz. Ve onun için Trabzonspor'umuzu çok seviyoruz. Bu anlamda da sizlerin aracılığıyla da bizleri dinleyen herkese saygılarımı, sevgilerimi sizlere de başarılar diliyorum, iletiyorum. Tabii ki orada ufak bir çocuğa yapılan cahilce bir davranış. Biz de aileye ulaştık. Bu anlamda kulübümüzde sağ olsun Ertuğrul Doğan başkanımız da bu davet işlerde son derece duyarlı. O kardeşimizin ailesini de Trabzon'a davet etti. Maalesef bu tarz şeyler olabiliyor. Cahilce davranışlar, böyle ahlaksızca durumlar olabiliyor. Müfredir. Bunlar tek tek olabilecek işler.
Tabii ki bunu genelleme yapmak da yanlış. Kim bilir o çocukta durumu nedir, ne değildir, hapçı mıdır, upçu mudur bilemeyiz. Efendim inşallah böyle şeylerle karşılaşmayız. Hiçbir takım için, hiçbir taraftar için böyle bir şey istemeyiz. Biz bu ülkenin birlik ve beraberliği için bu işleri yapıyoruz zaten. Dolayısıyla bunlar çok öyle göze öne sürülecek yerler şeyler de değildir diyorum. Evet, biz Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın İsmail Şatıroğlu'nu başkan olduğu için değil, iş adamı olduğu için değil. Gerçekten Anadolu'dan derler ya, yiğit gibi yetişen adam gibi adam, işte öyle bir adam. Onun için seni Allah seviyoruz başkanım. Biz de sizleri seviyoruz. Allah evet, başarıları daim olsun. Efendim bizi izlemeye devam edin. Sağ olun. Başkanım. Allah razı olsun.